Doğaya gönül vermiş herkese selam olsun. Bugün kuzenim Burak abiyle beraber bahçemizdeki vişneleri toplayacağız. Vişneleri topladıktan sonra da köyde beraber vakit geçirdiğimiz, beraber büyüdüğümüz Burak Çiçek arkadaşım var. Onunla halen görüşüyoruz. Aynı duyguları, aynı hisleri hissediyoruz doğada. Onunla beraber ve Burak abimle beraber köyün ilerisinde balık tutmaya, mantar toplamaya gideceğiz. Amacımız balık tutmak veya mantar toplamak değil, doğada zaman geçirmek, hatıra biriktirebilmek ve bunları yaparken de sizlere bu duyguları hissettirebilmek, geçirebilmek. Bu YouTube kanalını açmamdaki sebep olan gençleri, benim gibi arkadaşları veya benden büyükleri doğaya özendirebilmek, doğaya heveslendirebilmek, doğaya ilgi duymasını aşılayabilmek. Şimdi buradaki vişneleri topladıktan sonra Burak arkadaşımızı da köyün ilerisinden alıp beraber ormanda güzel bir vakit geçireceğiz. Vişneleri topladık. Şimdi bahçenin de son durumunu göstermek istiyorum. Bütün ürünler büyüdü, yeşerdi. Gerçekten bunları görüp de şükretmemek elde değil. Bunları verene binlerce kez şükürler olsun. Yani burayı kendimiz ektiğimiz için ilk halini, son durumunu kendimiz gözlemleyebildiğimiz için farklı bir duygu oluşuyor. Yani daha bir mutlu oluyorsunuz. Bu ürünlerin büyüdüğünü görerek. Şimdi anneannem de bostanı suluyor. Bir de onun yanına gidelim. Kolay gelsin anne. Sağ ol oğlum, sağ ol delikanlısı. Bu işler zor anası. Zor da ama. Patladın bak. Bu işler zor. Ya la kolayına ekmek var mı? Bir nasıl kolay? Anası biz gidiyoruz, sana kolay gelsin hadi. Gidiyor musun? Gidiyor. Ver ya. Sağ ol ya. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? İyi, Fatih Bey, siz ne yapıyorsunuz? Sağ olun. Ekipmanları aldık. Köyün ilerisine doğru ilerliyoruz. Ama Burak arkadaşımızın işleri varmış. Bize eşlik edemeyecek. Kuzenimle beraber şimdi köyün ilerisine doğru ilerleyeceğiz. Burak'cığım seninle de o zaman başka zaman. Gönül isterdi ki hep beraber gidebilmek mantar toplamaya, balık tutmaya. Ama görüyorsunuz bahçede çok iş var, toplanacak ıhlamur evet var. Bu sebeplerden dolayı gelemiyorum. İnşallah bir dahaki sefere diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle inşallah size kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Sen de kardeşim, kendine iyi bak. Allah'a emanet. Hadi kolay gelsin. Şimdi gölete doğru ilerliyoruz. Yaklaşık 4,5-5 km yolumuz var. Hava da gerçekten çok sıcak. 34-35 derece şu an. Dinlene dinlene gideceğiz. Ormanın içerisinde ilerliyoruz. Gölete kadar mantar arayacağız. Mantar bulabilirsek. Şu an mantar bulma olasılığımız da çok düşük. Çünkü 1,5-2 haftadır neredeyse hiç yağmur yağmıyor. Yani şu an mantar olmuş olsa bile kurumuştur veya çürümüştür büyük ihtimalle. Nasip ama.
bulabilirsek sizlerle paylaşacağız. Şimdi ilerliyoruz. Şu an yaklaşık 3 kilometredir yürüyoruz. Göleti yarıladık. Mantar bulamadık gelirken. Aşağıda çobana dek geldim. Ona da sordum mantar var mı diye. O da yok dedi. Bakalım nasip. Yine halen arayarak gidiyoruz gölete doğru mantarı. Burada da çok güzel fosil atakları var. Onları size göstermek istedim. Ya ben fosil diye biliyorum ama inşallah yanlış telaffuz etmiyorumdur. Gelirken bir de şöyle güzel taşlar topladım. Koleksiyonluk. Şöyle göstereyim. Şimdi dinliyorum ama tam. Bende de yaklaşık 3-4 aydır böyle taş merakı var. Hani doğada bulduğum güzel taşları toplamaya çalışıyorum. İlgilenen arkadaşlar varsa bulunduğumuz Kızılcahamam'da gerçekten hem koleksiyonluk hem de değerli taşlar için gayet uygun bir yer. Yani bize denk geliyor, topluyoruz. Şimdi gölete doğru ilerliyoruz. Gölün yanına geldik. Maalesef mantar bulamadık. Aslında birkaç tane buldum ama onlar da çürümüş, kurumuştu. Güneşten dolayı, yağmur yağmadığı için. Şimdi bakalım balık tutmayı deneyeceğiz. Umarım tutabiliriz. Hadi bismillah. Gölde çok kirli, hep çalı geliyor. Biraz zor tutabileceğiz ama bakalım şansa.
maalesef balık tutamadık. Mantar da toplayamadık. Ama doğada vakit geçirmek gerçekten güzel. Doğada yine güzel anılar biriktirmiş olduk. Şimdi sırt çantamı alıp köye doğru tekrar dönüş yapacağız. Yine ormanın içerisinden gideceğiz. Belki yine bir mantar bulma ümidiyle köye doğru ilerleyeceğiz. Bakalım, inşallah buluruz. Pek sanmıyorum ama. Köye doğru ilerliyoruz. Ama gölün kenarında o kadar güzel taşlar var ki şimdi onları topluyoruz. Sen Burak abi göstersene taşları. Evet, şöyle buldum kaç tane. Gerçekten çok güzel. Bunların hepsi koleksiyonluk, hani isimlerini bilmiyoruz ama. Harika. Köye yaklaştık. Dönüşü farklı bir yerden inelim dedik. Burası da bayağı eğimli ama çok güzel bir manzara var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel taşlar bulduk, koleksiyonluk. Onları da sizlere şimdi birazdan resimlerini paylaşacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese tekrardan dağlardan selam olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.